Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ismiyle başlayalım. İslam dini sohbet. İnşallah başlıyorum. Allahu mesallallah sefine kulubunu Muhammed. Allahu mesallallah sefine habibi tavuğu İslam dini sohbet üstünde sohbet olsun. Allahu mesallallah sefine habibine tavuğunu Muhammed. Batlı Hoca Vekili Efendim, işte İstanbul Fatih Taşanma'daki Müjdi Mahmut Efendi, Şeyh Mahmut Efendi, Mahmut Ustası'nın ihfanı, evvelki Batlı Kavadaş Batlı Hoca'nın ihfanı, yani vekili. Buradan Türkiye Yozgat'taki Ferhat Hoca'yı selamlıyorum, Alparslan abiyi selamlıyorum, Yasin abiyi selamlıyorum, Halil Hoca'yı selamlıyorum. Ve efendim ve Batlı Hoca Kulliyesi'ne selamlar iletiyorum, hayır mübarekle diliyorum. İnşallah tele sohbete başlıyorum. Allah mesela sefini olmalı mesela sefini habit olmalı. Şimdi efendim tabii ki ben bir karar verdim efendim. Yavaş yavaş hafızlığa başladım. Her gün bir sayfa, bir buçuk sayfa, iki sayfa esbelliyorum efendim. İşte şimdi bir günde bir sayfa yakın esbelledim. Öyle düşünüyorum. Çünkü Duha suresini, Tin suresini bir gün esbelledim. İşte bir sayfa o da. Geçen günlerde gerek önceki 30. üstten sonuna doğru başa doğru gerek olan sureleri öğrendim. Öyle güzel. İşte şimdi sohbete başlıyorum. Şimdi efendim, tabii ki hacca ve hacca gitmeyi düşünüyorum. Hacca gitmeyi düşünüyorum inşallah en yakın zamanda. Hafız oldum mu olmadım mı da bilmiyorum. Evlenmeyi düşündüm inşallah hayırlısı. Şimdi Enci Billah, Bismillah, dediğim gibi, bakın, Orta Doğu'da bir fitne var. Bu Doğu Türkistan sıçradı. Doğu Türkistan sonunda nereye sıçrayacak? Keşmir'e mi sıçrayacak? Basra Müslüman ülkeye mi sıçrayacak? Belki Avrupa'ya sıçrayacak. Avrupa'ya da sıra gelecek ha. Avrupa'ya da sıra gelecek. Durmayın, Avrupa'ya da sıra gelecek. Bak Fransa... Haberlerde gördüm Fransa falan kaçtı. Avrupa'ya da sıra gelecek. Ben Almanya'da kalıyorum çünkü gitmeyi düşünüyorum. Avrupa'ya da sıra gelecek. Adamlar zaman bekliyor. Efendim. Avrupa'ya da sıra gelecek. Onlar da Müslümanlar kesilecek yani Avrupa'dakilerde. Ben Almanya'dayım ama şu an Almanya'dayım çünkü gitmeyi düşünüyorum. Ne zaman 7. ayda geleceğim işte. Temmuz'da. Müslüman Müslümana acımıyor ki. Ben kafir. Anne oğlu acımıyor ki. Baba sen bak kardeşim. Annesi oğluna acımıyor. Baba annesi oğluna acımıyor ki. Kime ne diyeceksin? Kafire mi acıyacaksın? Güvenecek. Ele mi güveneceksin? Yani bu da bir değişiyor. Şimdi sohbete başlayın inşallah. Doğu Türkistan'a da yardım edermiş. Doğu Türkistan inşallah yardım eder. İnsan sohbete başlıyor. Enci bilem inşallah. Şimdi efendim. Biz netice itibariyle tabii ki güneşi, ayı, yıldızı, bu gezegenin Rabbi kimdir? Allah'tır. Ya bu gezegenin Rabbi Allah'tır. Ölümden sonraki hayatın Rabbi de Allah'tır. Cennetin, cehennemin, kıyametin, oradaki hükümdeki melekin, bütün melekutun, bütün alemin Rabbi Allah'tır. Cinnin, şeytan, şunun, bu. Şeytan Rabbi de Allah'tır. Şeytan yaratan da Allah'tır. Her şey Rabbi Allah'tır. Tabii ki Allah'ın için mesela efendim hastası Adem'i yaratıyor. Den bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, benim okumuştum. Diyor ki melekler sesleniyor. Şeytan sesletmedi. Niye sesletmedin diyor? Ben ateşle yaratıldım, daha üstünüm diyor. Şeytan öyle diyor. Kibirleniyor. Ben ondan sonra şeytanla aynı ses alıyor. Niye? Bütün müminler Müslümanlar yoldan çıkmak için ses alıyor yani. Kendimi göndermek için. Ya bu Kur'an-ı Kerim'e geçti. Bu Kur'an-ı Kerim'e geçiyor. Eyvallah.
Böyle olurken efendim, böyle olurken biz boş duramayız. Bak, İslam'a hayat şarttır. Kur'an, sünnet, ayet, hadisi, şeriat-ı Muhammed'e uygun hayat şarttır. Şeriatı hafife almayın ha. Şeriatı hafife almayın ha. Timurtaş, ha, bazı alimler de diyor, ben de diyor, bazı alimler diyor ki, bugünkü bile alimler diyor, Ersun Hocam'ın alimler diyor, ben de diyorum yani, ilmim ile. Şeriatı iman etmeye kafidir. Bak kafidir. Şeriatı iman etmeye kafidir. Yani alimler diyor bunu, ben Facebook'ta falan diyorum yani. Alimler diyor, benim kanaatim diyor. Niye? Şeriatı Muhammed, Kur'an-ı Kerim'in anayasasıdır. Anayasasıdır. Şeriatı Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'in anayasasıdır. Osur davisinde ne şeriatı vardı? Vahabilik vardı. Şiirle var, şiirlik vardı. Onlar Allah'ı öteyi kabul etmiyor. Allah'ı öteyi, Türkiye'deki laikliği kabul etmiyor efendim. Kabul etmiyor. Almanya'daki faşist demokrasi devletini kabul etmiyor. Rus Federasyonu şeriatını kabul etmiyor. Şeriatı Muhammed'i, şeriatı Vahabi, şeriatı Şeyh'i de kabul etmiyor Allah-u Teala. Kabul etmiyor ya. Şeriatı Muhammed'i geldik diyor. Ya? Şeriatı Muhammed'i geldik diyor. Şimdi o da sünneti seneye yaşamak. Kur'an şeriatı sünneti. Sen kendine devlete gelmiyorsa bile kendi hayatında şeriatı sünneti Resul'u yaşa yani. Beş vakit namaz kıl, sünneti seneye uy. Güzel ahlaklı ol, güzel edepli ol. İşte kadınlar kendi erkekleri ayrı oturttu. Sünneti seneye de yedi yemek ye. Sünneti seneye de bunlar. Sünneti Resul'a uyu. Misvak kullan, sarık say. İlla ki dolaşırken kafanda tendik olsun. Sünneti seniyedir. Mekruh yoksa. Bunları yap yani. Ben size bir de şunu kendi ilmimle aktarayım. Ehl-i sünneti ve cemaat olmayan şeriatı da kabul olmuyor. Niye derseniz efendim, Vahabi Şia'nın şeriatı kabul etmiyor. Niye? Çünkü Ehl-i sünnet İmam Gazali, ben demiyorum bunu. Birkaç bir sene önce İmam Gazali diyor. Bir kitapta ben sana açayım göstereyim. Diyor ki İmam Gazali kitapta. Mezhepsizlerin diyor, duası, tövbesi, ibadeti, cihatı diyor, kabul olmaz diyor. Duası, tövbesi, ibadeti, cihatı kabul olmaz diyor. Diyorlar ki, Ehl-i Sünnet'i verdi, bu Haydar Bulut yeni bir din mi çarptı diyorlar bak. Haydar Bulut, ben yeni bir dinini çarpmıyorum. İslamiyet'in hakikatinden söylüyorum. Vahabiler'den efendim, Şia yeni bir din diyor. O da mezhepsizlik, o da Şii'de Vahabilik. Vahabilik de Muhammed Aleyhisselam zamanında din var mı vardı ya? Allah Resulü'nde diyor ya. Benim sünnetime ve Hulefe Raşidim'in sünneti seniyesine uyun diyor. Benim sünnetime ve Hulefe Raşidim'in sünneti seniyesine uyun. Benimki hakiki İslam. İmam Azam, İmam Hanife, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Hanbali. İmam Hanife, İmam Malik, Ehl-i sünneti ve cemaa. Bak ben size bir de şunu ekleyeyim. Sakın. Müzikle ilahe dinlemeyin. Müzikle ilahe dinlemeyin. Defle dinleyin. Zikirle dinleyin ama müzikle ilahe dinlemeyin haramdır. Mekruhtur ya da haramdır. Vesselam.